Son videoda kendimi ya da 1 lirayı uçurumdan aşağı bırakmıştım ve lira durgun halde olduğu için ilk hızı 0'dı. Zemine çarptığında ise hızı 100 metre bölü saniyeydi. Bunları uçurumun yüksekliğinin ne kadar olduğunu hesaplamak için kullandık ve yüksekliğin 500 metre olduğunu bulduk. Bu sefer aynı problemi genel bir formda çözelim ve böyle bir problemi genel formüllerle hesaplarsak neler olacağını görelim. Diyelim ki elimizde son videodaki aynı şeyler var, yani aynı veriler var ve ilk hız, son hız, ivme verilmiş. Bu sefer yer değiştirmeyi hesaplamak istiyoruz. Bunlar bize verilenler ve bizden istenenler. Son sunumda izlediğimiz aynı yolu kullanarak ve elimizdeki formüllerle biliyoruz ki yer değiştirme, ortalama hızla zaman değişiminin çarpımına eşittir. Ama biz başlangıç zamanını hep 0 kabul ediyoruz. Böylece yer değişimine ortalama hız ve zamanın çarpımıdır diyebiliriz. Ortalama hızında v son artı v ilk bölü 2 olduğunu biliyoruz. Ve şimdi ortalama hızın altını çiziyorum. Bu v son artı v ilk bölü 2 ile aynı şey. Bununla zamanı çarptığımda yer değişimini bulurum. Peki zaman nedir? Zamanı şu şekilde hesaplayabiliriz. Biz ivmenin değerini biliyoruz, ilk ve son hızları biliyoruz. Böylece hızdaki değişimi elde etmek için ne kadar süre ivmelenmemiz gerektiğini bulabiliriz. Bunu şimdi daha kolay bir şekilde şöyle ifade edebiliriz. Hızdaki değişim v son eksi v ilktir. Şimdi son hız eksi ilk hız. Bu da ivme ile zamanın çarpımına eşittir. Şimdi bu eşitlikten zamanı çekmek isterseniz, eşitliğin her iki tarafını a'ya bölün, yani ivmeye bölün. Zamanı v son eksi v ilk bölü a, yani son hız eksi ilk hız bölü ivme olarak bulabiliriz. Zaman için yazdığımız formülü alıp şimdi eşitlikte yerine koyalım. Bu eşitliğin bütün yer değişimine eşit olduğunu hatırlayın. Şimdi ilk terimi sarıyla yazalım. V son artı v ilk bölü 2 çarpı, ikinci terimi de yeşille yazalım, v son eksi v ilk bölü a. İfadeleri çarparsak, şimdi payın çarpımı son hızın karesi eksi ilk hızın karesi, paydanın çarpımı ne olacak? İvmenin iki katı olur. Böylece yer değişimi son hızın karesi eksi ilk hızın karesi bölü ivmenin iki katı oldu. Şimdi tekrar yazalım. Delta d eşittir v sonun karesi eksi v ilkin karesi bölü 2a. Bulduğum sonuçta şimdi ufak değişiklikler yapabiliriz. İlk konumuz 0 olduğunu kabul edersek formülü daha kolay hale getirebiliriz, daha anlaşılır bir hale getirebiliriz. Şimdi delta d yerine sadece d yazarız. Eşitliğin her iki tarafını 2a ile çarparsak 2ad eşittir v sonun karesi eksi v ilkin karesi, yani son hızın karesi eksi ilk hızın karesi olur. Şimdi fizik hocanızın hangi formülü gösterdiğini ya da fizik kitabınızda hangisini yazdığını bilmiyorum ama bunlardan herhangi biri olabilir. Bir önceki problemi çözmemin nedeni şu. Problemi çözmek için formülleri ezberlemek zorunda değilsiniz. Şimdi formülleri nasıl çıkaracağınızı, nasıl uygulayacağınızı bilmenize rağmen sınavlarda daha çabuk hareket edebilmek için bu formüllerden yine de bazılarını ezberlemeniz sizin için iyi olabilir. Şimdi ezberlediğiniz bu formülü kullanalım. Diyelim ki aynı uçurumdayız. Uçurumun rengi bu sefer mor olsun. Uçurum 500 metre yüksekliğindeydi. Bu sefer lirayı aşağı bırakmak yerine yukarı doğru pozitif 30 metre bölü saniye ile düz bir şekilde fırlatacağım. Pozitif burada önemli. Yukarıya pozitif, aşağıya negatif dediğimizi hatırlayalım. Bu sadece kullandığımız bir kural. Şimdi bu formülü ya da bu formülün başka bir şeklini liranın yere çarptığı andaki hızını bulmak için kullanalım. En uygun formül v sonun karesi, v sonun karesi eşittir v ilkin karesi artı 2ad, yani son hızın karesi eşittir ilk hızın karesi artı 2 çarpı ivme çarpı mesafe. Evet, bu formülün açıklaması bu. Çünkü bu formülle v sonu, yani son hızı kolayca bulabiliriz. Diyebiliriz ki v sonun karesi v ilkin karesi artı 2ad'ye eşit. 2ad'ye eşit. Ve ilk 30 metre bölü saniye, yani 30'un karesi artı 2ad, a yer çekimi ivmesi eksi 10'dur. Eksi çünkü yer çekimi aşağı doğrudur. 2 çarpı eksi 10. Peki yükseklik neydi?
Daha doğrusu yer değişimine bakmalıyız. Bu soru için yer değişimi önemli. Formülde şimdi değişiklik yapıp d yerine delta d yazmalıyız. Yer değişimi ise son konum eksi ilk konumdu. Şimdi bu soruda son konum eksi 500. İlk konum da 0'dı. O zaman yer değişimi eksi 500 olur. Şimdi neleri bulduğumuza bakalım. V sonun karesi eşittir 900 artı 2 çarpı eksi 10 çarpı eksi 500. Yani bu da eşittir 10.900. Yani son hız V son eşittir karekök 10.900. Şimdi karekök 10.900'ü hesap makinesinde hesaplayalım. Sonuç yaklaşık olarak 104 metre bölü saniye. Soru ilginç çünkü bir önceki sunumda lirayı uçurumdan aşağı bıraktığımızda son hızını 100 metre bölü saniye olarak bulmuştuk. Yukarı doğru 30 metre bölü saniye hızla fırlattığımızda ise yere çarpma hızı daha büyük çıktı. Şimdi bunun neden olduğunu düşünüp anlayabilirsiniz. Şimdi lirayı yukarı fırlattığım zaman liranın çıktığı en yüksek nokta 500 metreden daha yüksektir. Çünkü yukarı fırlattığım zaman önce pozitif bir mesafe kat eder ve daha sonra düşmeye başlar. Yani liranın ivmelenmek, hızlanmak için daha fazla zamanı var. Evet, videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda yine aynı formülü kullanarak farklı tarzda sorular çözeceğim. Hoşça kalın.